Mimarına ithafen Hoca Yakup Medresesi adıyla da anılır. Kaynaklara göre uzun süre eski Yeniçeri Kışlası'nın yerine 1877-1879'da yaptırılan yeni kışlanın içinde kalmıştır. Yine uzun yıllar Toptuğ Kümahanesi olarak kullanılan binanın etrafında 1970'li yıllarda askeri birlikler bulunmaktaydı. Taş kapısının üzerindeki tek satırlık Arapça kitabeye göre medrese Olcaytu Hudabende döneminde 710'da Gazan Han ve Bolugan Hatun'un paralarıyla İlhanlıların Bayburt ve Erzurum vilayetlerinin emiri Cemalettin Hoca Yakut Gazani tarafından yaptırılmıştır. Yapının taç kapısı cepheden dışa taşmaktadır. Dört ayvanlı iç mekanda bulunan dikdörtgen avlunun orta bölümü bir kubbeyle, diğer kısımları ise sivri kemani beşik tonozlarla örtülüdür. Taç kapının yan yüzlerinde silme kemerle çevrilmişler içinde Pars ve Kartal motifleri dikkat çekmektedir. Ajurlu bir küreden çıkan hurma yaprakları, iki Pars ve Kartal figürlerinden oluşan hayat ağacı, orta sütüklerinin önemli simgelerini bir araya getirmektedir. Basık kemerli ve oymalı olan taç kapının her tarafına kaplayan bezemeler muhteşem bir görüntü oluşturmakta. Yakutiye Medresesi'nin doğu duvarına bitişik inşa edilen kümbet tuğladan yapılmıştır. Üzerinde üç penceresi bulunan yapı külah ile örtülüdür. Avlunun sağ ve solunda karşılıklı beşik tonozlu altışar oda sıralanmıştır. Bunlardan sağ köşedeki odadan aynı zamanda minareye çıkılmaktadır. Güneydeki tonozun üzerinde ise bu medreseye vakfedilmiş altı köyün ismini içeren vakfiye, mermer üzerine sünüs yazı ile asılmıştır. İç içe geçmiş geometrik motifler ve çinilerle bezeli minare, kabartma kordonlarla hareketli bir görünüm kazanmıştır. Kümbetin mumyalı, kare planlı ve aynalı tonoz örtülüdür. Mumyalık katı önündeki hazırlık mekanı mevcuttur. Bu bölüme de medresedeki mekandan geçilmektedir. Kümbette herhangi bir kitabı olmadığı için gömülü olan kişi ya da kişilere dair bir bilgi bulunmamakta. Köşelerde yer alan kalın gövdeli minarelerden biri çok önceden yıkılmış veya hiç yapılmamıştır. Bu minarenin kadesi konik bir künahla kapatılmıştır. Öğrenci ve hocaların odaları sınıf ve derecelerine göre belirlenmiş. Bu nedenle her odanın girişinde farklı bir işlem. Köşelerde yer alan kalın gövdeli minarelerden biri çok önceden yıkılmış veya hiç yapılmamıştır. Bu minarenin kadesi konik bir künahla kapatılmış. Öğrenci ve hocaların odaları sınıf ve derecelerine göre belirlenmiştir. Bu nedenle her odanın girişinde farklı bir işleme dikkat çekmektedir. 1995 yılında restore edilen medrese günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır. Hadi şimdi bu güzel eseri birlikte keşfe çıkalım. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.